Merhabalar. Bildiğiniz gibi uzun bir süredir video atamadım. Birçok kişi mesaj attı. Yolda gören arkadaşlarım sordu. Instagram'dan oradan buradan. Çok kişi mesaj attı. İşte neden YouTube'u bıraktım? YouTube'u bırakmadım. Ama işte bazı problemler vardı. Depresyona girdim. Tükenmişlik sendromu yaşadım falan. İşte havaların kötü gitmesi, pandemi, müsilaj, işte ekonomi problemleri, ülkenin sıkıntısı falan filan derken bir süre ara vermek istedim. İyi oldu. Şu an tekrar normale döndüm diyebilirim. Bugün size çok efsane bir video çekeceğim. Yani hepinizin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Şimdi kısaca olayı anlatayım. Ayakkabı tamiri ya da yenilemesi. Yani tam tamir demeyelim de yenilemeden bahsedeceğim. Şimdi benim çok sevdiğim Adidas ayakkabılarım vardı. Adidas Superstar. Belki bir 10 yılın üzerinde olabilir. Yani belki de 15 yıllık ayakkabılarım. Ben bunları çok seviyordum ama bazı kısımları açıldı. Tamiri mümkün olmadığı için, yani mümkün olmadığını düşündüğüm için ya da işte yapılacak tamir sonrası orijinal gibi olmayacağını düşündüğüm için yaptırmıyordum. Daha önce uç kısmı açıldı. Birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim onu size. Ayakkabı yırtık kullanmıyorum ama çok seviyordum. Çünkü özel bir seriydi. Şimdi arasam da bulamam. Ayakkabı yırtık olduğu için giymiyordum. Ama atmak da istemiyordum. Yani sonuçta seviyorum. Çok severek almışım. Yani ayakkabıya ihtiyacım olduğundan değil. Bir yerde beğendiğim bir model görürsem hemen alıyorum. Ama bu sefer de böyle yırtılmış, yıpranmış giymediğim ayakkabılar bu sefer de çok fazla yer kaplamaya başlamıştı. Böyle derken online Lostra diye bir yerle karşılaştım. Nasıl oldu? Instagram'dan reklamı çıktı karşıma. Sonra ben de iletişime geçtim. Ayakkabılarımı gönderdim. Şimdi size detaylı bir şekilde nasıl bir yol izledim ve ayakkabının öncesi sonrası sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizde varsa böyle evinizde illaki vardır. İşte sevdiğiniz ama atmaya da kıyamadığınız ayakkabılarınız. Zaten her şeyin fiyatı yükseldi de spor ayakkabılar uçtu gitti, 600-700 liradan başlıyor. Yani hem işin maddi boyutu var, tasarruf yapmış olacaksınız. Yani 1000 liralık ayakkabıyı göstereceğim birazdan. Tabii ki modele göre fiyat değişebilir. 5'te 1 fiyatına tamir ettirmiş oldum. Hem yeni ayakkabı almaktan kurtuldum hem de çok sevdiğim bir modelli. Yenisini almam zaten şu anda mümkün değil. Şimdi şöyle, ayakkabım geldi ama henüz açmadım. Yani yeni halini ben de görmedim. Sizinle birlikte açacağım. Şimdi bilgisayara geçelim. Neler yapmışız? Onları ben size anlatayım. Şimdi Instagram sayfamız burası. Yani acaba ayakkabımın başına bir şey gelir mi? Memnun kalır mıyım diye düşünüyordum. Sonrasında dedim ki ya zaten kullanmıyorum. Yırtık ayakkabı, yani en fazla ne olabilir? Şöyle buradan birkaç video izledim. Baktım ki gayet güzel görünüyor. Hiç olumsuz yorum yok. Bu arada ayakkabımı da göstereyim size. Ayakkabımı çok severek almıştım. Yani şu anda işin maddi boyutunu geçtim. Şu an süperstarlar 1000 lira civarında. Yani şu an para versem istesem de bulamam. Bakın Celtic serisi. Şimdi Google'dan arayalım. Bakın Celtic yazınca bunlar çıkıyor. Ve hiçbirisi benim ayakkabım değil. Yani benim istediğim ayakkabı bu değil. Şu anda istesem de bulamayacağım bir model. Zaten biliyorsunuz işte Superstar Adidas'ın kült modellerinden biri oldu. 1000 lira istiyorlar. Eskiden 100 liraya alıyorduk bunları da. Evet, ayakkabımın sıfırını bulmam mümkün değil. Mecburen tamir ettirecektim. Evet, şimdi ayakkabımın içler acısı halini gösteriyorum size. Evet, gördüğünüz gibi yıllardır giymediğim için içinde böyle sap, saman. Bakın şuralar yırtılmış. Şu üst kısmı da göstereceğim birazdan. Bakın şurası. İç kısmı yırtık. Şöyle yandan bakacak olursak son derece kirli. Şu kısımlar yine dil kısmı. Ama bakın şurası pırıl pırıl mesela. Hiçbir şey yok. Şurası güzel. Şu kısımlar dökülmüş. Dil kısmı. Şöyle daha detaylı görüyorsunuz. Buralar dökülmüş. Şimdi şurada bir şey var. Bunu daha detaylı da anlatacağım. Burası açılmıştı. Ben bunu işte mahalledeki tamirciye götürdüm. Tabii ki o 3 liraya 5 liraya işte yaptı. Ben dedim ki ya aynı renk olsun da en azından
dikişler belli olmasın. Tamam sen merak etme, çözeriz, hallederiz dedi. Ana abi geldi. Hiç alakası yok. Yani baksanıza şuraya. Bir şu dikişe bakın. Bir de buna bakın. Yani gitti sarı saçma sapan bir renk yaptı. Kenarlara işte yapıştırıcı bali mali bir şey taşmış. Abi yapamayacaksan yapamıyorum de ya. Ben bunu şimdi köyde mi giyeceğim yani? Neyse devam edelim. Bu kısmı bahsedeceğim size. Evet, ön kısımdan da görüntüsü bu. Yani tabii ki ayakkabı çok eski olduğu için dedim ya en az bir 10 yılı var. Bu şekilde gayet güzel. Ya özel bir seri dedim ya, istesem bulamam. Bu şekilde fotoğrafları attım. Yazışmaları da size göstereceğim. Şöyle fotoğrafları attım. Sonra yana geçelim. Evet, burada detaylı fiyat bilgisi veriyorlar. Diyor ki Adidas bakım hizmeti 69. Yani buradan ne anlıyoruz? Ayakkabınız yırtık olmasa bile sadece bakım da yaptırabiliyorsunuz, onu anlıyorum. Çoraplık değişimi dediği iç kısmı oluyor herhalde o yırtık kısımlar. Ön kronik açılma tamiri, bu da işte açılan kısım, benim tamirciye gönderdiğim kısım. Toplam tutar 192 gibi düşünebiliriz diyor. Kurye hizmeti de var, çok güzel. Yani evden işe, işten eve gidip geliyoruz, işte sokağa çıkmıyoruz falan. Kurye gelip sizden teslim alıyor. Bu da çok güzel. Dedim ki yani memnun kalmazsam iade şansı var mı? İade şansı yok dedi. Para iadesi, ama memnun kalacağınızı düşünüyoruz dedi. Süperstar modeliyle ilgili en iyi sonuç aldığımız modellerden birisi diyor. Şimdi dil kısmı soyulmuş, orası sadece boyanacak diyor. Dil kısmı neresiydi? Evet, dil kısmı burası. Burayı boyayacakmış. Onu da açıkça söylediler. Yani ne işlem yapacağını, fiyatı detaylı verdi. Çok güzel. Sonrasında yurt içi kargodan kargo kodu veriyor. Siz gidiyorsunuz, hiç adres madres hiçbir şeye gerek yok. Diyorsun ki ya şu kargo kodunu al kullan. Kargo alıyor kargonuzu, ücretsiz bir şekilde online Lostra'ya gönderiyor. Süper. İşlem süresiyle ilgili de bilgi veriyorlar. 4 gün ila 8 gün arasında değişiyormuş. Hiç problem değil. Yeter ki ayakkabım sorunsuz bir şekilde, yani giyebileceğim bir şekilde olsun. Ayakkabının yeni halini size WhatsApp'tan atıyorlar. Siz derseniz ya şurası şöyle mi olmuş, burası böyle mi olmuş? Tekrardan isteğiniz doğrultusunda o kısmı tekrar yapabiliyorlar. Ben söyledim. Şimdi az önceki tamir olan kısmı da demiştim, orayı da yenileyin. Ayakkabının orijinal rengiyle, yani orijinal ipleriyle aynı renkte yapın diye tamam demişlerdi. Şimdi ayakkabımızın yeni haline geçmeden önce nasıl gönderiyoruz onu da söyleyeyim. Yani ayakkabımı normal bin poşetine koydum. O şekilde istiyorlar, poşette istiyorlar. Ağzını bağladım, gönderdim. Yani çöpe atar gibi kargoya verdim. Şimdi birlikte açalım. Bu şekilde kutuda geldi. Bakalım nasıl, ben de çok merak ediyorum. Bu arada küçük bir reklam yapayım. Arkada gördüğünüz bisikletim satılık ilan linkini YouTube'da, Instagram'da paylaştım. Şimdi birlikte kutu açılışı yapalım. Bakalım nasıl olmuş, çok merak ediyorum. Evet, dandik meyve bıçağımızla açıyoruz. Çok heyecanlı. Yani ayakkabılarınızı, yeni gelen ayakkabılarınızı saklamak da artık kolay. Şöyle gördüğünüz gibi online Lostra gayet güzel. Kutuyla gelmesi de güzel. Şöyle. Oo, şeffaf. Yani yeni ayakkabı almış hissiyatı oluşuyor. Nasıl açacağız bunu? Ha şöyle mi? Evet. Oo, güzel ya. Kağıdına varana kadar koymuşlar. Gayet güzel. Şöyle. Evet, biraz detaylı bakıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Pırıl pırıl. Şu bağcığı değiştirmişler. Ha şu ön kısmı merak ediyordum. Bakın. Boyanan kısım. Detay çekeyim size biraz. Gayet güzel. Bir problem yok. Yan kısımlar. Şurada Celtic logomuz. Arkada NBA logosu. Süper. Gayet güzel duruyor ayakkabı. Bağcığı da değiştirmişler. Ama şurada bunların uç kısmında, benimkilerde NBA logosu vardı. Onlar gitmiş ama olsun. Ne yapalım? Şu iç kısımlara da bakalım. Buralar bildiğiniz gibi yırtıktı. Gayet güzel olmuş ya. Yeni gibi. Yani birçok ayakkabının aslında
şu kısımları yırtılıyor. Gayet güzel olmuş. Diğerine bakalım. Şöyle. Yine bu da gıcır gıcır. Gayet güzel. Şöyle iç kısmına yine bakıyoruz. Süper. Yani bakın şu iç kısmına, tabii ki orası yırtılınca iç kısımdaki sünger de gitmiş ama şu an gayet güzel. Şu kısımlara bakalım. Evet, bunlar da yine güzel görünüyor. Şimdi şu kısımla ilgili ben demiştim ki şu dikişleri sökün, tekrardan yapın. Yani şu renklerde olsun demiştim. Az önce bahsettiğim yer burasıydı. Onlar da dediler ki tamam yaparız. Sonra fotoğrafları atınca iletişime geçtim. Dedim ki ya bu kısımları yapmamışsınız. Bakın orada kahverengi dikişler hala duruyor dedim. Dediler ki oradaki dikişler çok kalın. Çok kalın olduğu için onu söküp tekrardan diksek bile, yani diğer tamircinin yaptığı dikişin izleri kalır. Yani burası delik delik olur, güzel görünmez diye öneride bulundular. Ben de dedim ki o zaman tamam yapmayın, bu şekilde kalsın. Yani keşke daha önce tamirciye götürmeyip de online Nostra'ya verseymişim. Böyle sorunlar olmayacaktı. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel. Ayakkabımın sıfırdan farkı yok. Yani hiç giymesem bile benim için özel bir değeri var. Şöyle de koyalım. Evet, ayakkabılarımı 5'te 1 fiyatına yenilemiş oldum. Gayet güzel. Çok memnunum. Gönül rahatlığıyla size de tavsiye edebilirim. Zaten memnun olmasaydım bu videoyu çekmezdim. Bu arada küçük bir detay. Daha önce hiçbir ayakkabı kutumda böyle bir şey görmemiştim. Bakın şuradan kutuyu açmadan içinde hangi ayakkabınız olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle de tutma kısmı yapmışlar. Şöyle gayet güzel çanta gibi taşıyabiliyorsunuz. Sadece ayakkabı kutusunu bile çanta gibi taşıyabiliyorsunuz. Gayet güzel düşünülmüş. Evet, bugünlük bu kadardı. Uzun bir aradan sonra ben de özlemişim video çekmeyi. Ben de gayet mutlu oldum. Sorularınızı videonun altına yazarsanız hepsini okuyup cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.